Peki senin de e, biraz önce bir ünlüyle ilgili aramızda konuştuk böyle. Nurgül Yeşilçay'dan bahsettik. Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Necdet'i Londra'dan döner dönmez oğlu Gökhan Hastası, Athena grubunun hayranı. Konsere götürüyor oğlunu. Orada e, çıkışta konser bitiminde de kulise bir gitmek istiyor oğluyla beraber. E, Gökhan'la Hakan'ı tebrik etmek için ancak kuliste büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Yaşadığı hayal kırıklığında şöyle ifade ediyor. Gökhan'da bir afra bir tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin diyor Nurgül Yeşilçay. Sen dedin ki Gökhan'ı ben de tanıyorum dedin. Benim de başıma bir şey geldi dedi. Aslında olay şu. Neydi? Ee, şimdi ondan bir 15 gün evvel falan Tarkan konseri vardı. Benim kızım 17 yaşındaydı evet. o zaman. Tarkan'ın konserine kızımı götürdüm ve kulise girdik. Tarkan böyle bana o kadar saygı duyarak kapısını açtı ki çocuk. <laughs> bir, bir sürü sanatçı da kapıdaydı. Evet. Aldı odasına beni, lahanalar yaptı, annesi dolma getirmiş falan. falan Bana evet. lahanalar yedi, lahana dolması. Kızımı ona teslim ettim ve ben çıktım. Aradan 15 gün geçti, bir televizyon programımız var <laughs> evet. yine. Kulise girdim. <laughs> Bak, yemin ediyorum kızlar. Bir kere yaşça ben ondan çok büyüğüm, artı bir kadınım. <laughs> Ayaklar aynı olduğu kur mi? Gökhan'la şeyin Hakan. 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 Bak, ne olur kimse ekranları özür evet. diliyorum herkesten. Ayaklar böyle. Yatma. Ne haber? Bak. Hı hı. Ben hayatımda hı hı. bunca senelik kadınım bu kadar saygısızca bir davranış görmedim. Gökhan'cığım bir ayağını indirseydin zaten "Aa çok yorgunum, uğraşamayacağım." dedi. Bak. Hı hı. Yani Nurgüle Burada hak veriyorum ben kesin. Yani hmm. e, kadın mı karşındaki senden yaşça büyük mü kıdemi mi var? Küçüğün bile olsa bir kadın giriyor içeriye. çok ayıp. Çok ayıp. Sen bir tepkide bulundun Bir şey tabii, söyledin mi? Tabii canım. Ne dedin? Niye böylesin işte dedim. Ne yapayım indiremeyeceğim falan filan. Çirkin. Şey. Çirkin. Hmm. Çirkin. hmm. Ya ayağını indirseydin bari dedim. Filan yani. Hani büyük dağları ben yarattım, küçük dağlarla uğraşma fırsatım hmm. olmadı falan filan. Hmm. Senin o geçtiğin yıllardan bir çok evvel geçtik evladım yani. Hmm. Çok. Ve ben bunca senin Semiha'sıyım. Benim solistim Muazzez Abacı'dır. Benim bilim... Girdi evet. biz, biz ceketimizi ilikleriz. O dönem başka Evet. Hali hazırda öyleyim. Abacı'yı gördün müydü? Saygıyla dururum önünde. Bir de ben senden, ben senin solistin değilim belki ama bir kadının üstelik senden daha bir sanatçıyım. Evet, senelere bakarsan senin elindeki. Ama bu yıl. yakışmıyor Gökhan'a. ana. Yani e, bazen konuşma tarzını seviyorum, sosyal medyada yaptıklarını bazen seviyorum, bazen irit oluyorum ama bazı şeyler doğru değil, olmaması lazım. Hmm. Gökhan gibi çocuğa yakışmıyor. E, Ay, şöyle şeyler de yazıldı. E, konser sonrası özellikle performansları çok yüksek olan sanatçılar kuliste geri çekildiklerinde konser bitiminde gergin, yorgun, halsiz ve bazen motivasyonları düşüyor. E, Nurgül Yeşilçay için doğru bir zamanlama değil dediler kulise oğluyla birlikte girmesi için. Sahneye çıkmadan önce sanatçının enerjisinin bitmemesi lazım. Sahneden sonra ben hiçbir sanatçının... Motivasyonun bitti de ben işte yoruldum da bilmem ne evet. de. Adrenalinle evet. daha da yükseliyorlar. Evet. Çok yanlış. Tamamen tersi. Kulis bittikten sonra herkes oturup toplanırsın. Orada eğlenirsin. Doğru. Kulis Bravo. sahneye çıkmadan Kenan önce Doğulu dinlenirsin. Öyledin. Evet. Yorulmazsın. Odana kapatırsın. İşin biter. Ondan sonra sarmaşırsın. Yapılan şey yanlış. Nurgül'e yapılan da yanlış. Onun çocuğuna da yapılan yanlış. Nurgül de yılların Nurgül'üdür. Tabii. Ve e, akıllı da bir kadındır. Evet. Gökhan'ın maalesef... E, yani böyle kadınları aldırış etmeme durumu var. Hmm. Bilmiyorum erkeklere ne yapıyor ne kendime hiç gelmiyor. Ya da ya modu modu yerinde değil. Konser, Arkadaş modu modu değil. Sarışında bir dönem. kadın ya da ya bir, bir her şey bir gene bırak. Kel alaka bir insan bile girse Hadi bunu klişeye sokma. Bir sanatçı veriyor ya. Şöyle bir şey var. Dinleme. Sanatçı da değil mi insan sonuçta. Bunlar da robot değil. Bir şey canı sıkkın olabilir. Keyfi yerinde olmayabilir. Kafayı akşamdan bir şeye takmış olabilir. Ya yani ne yapsın illa gülsün onu kucaklasın mı? Öyledir ama öyle, öyle olmak da, durumunda diyor. O, o da zor bir hayat tabii öyledir ki. Öyledir evet. bir kere şu kız kızıyoruz ediyoruz e, parçalıyor parçalıyorlar adamı e, Murat Övücü kadını ittirdi ha, diye yani evet. bak. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? E şimdi yapmayın yani sanatçı halkıyla ya da arkadaşlarıyla bilmem neyle iç içe olmak durumunda. Sen bugün ona yarın buna bilmem ne döner bir tanesi de sana başka bir şey yapar yani. Evet turumuza devam edelim. Şu, sen erkek tarafısın değil mi? Damat ben Damat erkek tarafı. <laughs> Çünkü onun babası, onun babası Kemal abi bizim böyle önceden oyunlar yapardık biz. Onun işte, kebapçının dükkanında. Neler yıllarımız geçti beraber. E Murat şu kadar, şu kadar falan tanıyoruz yani. Onun için ben erkek tarafıyım. Evet. Tabii. Evet. Çok severim o aileyi. <laughs> Severim yani. Umut onlar 5 aylık filoşin aldığından da nikah masasına Aslında ne kadar kısa oturdular. sürede aldılar. Evet yani 5 ayda insan birbirini evet. ne kadar tanıyabilir? Ne kadar gerçek yüzünü görebilir 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde? Yani şimdi, şimdi bu konuda yorum yap, yaparım da ha. yapmam. Hmm. Bu konuda yorum yapmam biraz daha tanımalı. Bu defa da eşsiz mıydı da kopuyor. Orada da kopuyor. Ee, kısa sürede evlilik kararı alıp evlenen yıllarca evli kalan da var. Ya birbirlerini tanıyacaklar? E, bu biraz da piyango ya. Aynen öyle. Peki yani çeyreği bir... mi çektin, yarımı mı çektin, Aynen. ikramiyeyi mi kazandın öyle bir şey yani. Aynen öyle. Yoksa çok çok uzun yıllar beraber oluyorsun. Evlilikle sonuçlanmıyor Alina bozun daha önceki ilişkisi. Kim boşandıydı ben onu çok düşündüm. Kim boşanmaz dedim o şey. Mehmet Arzuman, 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 Mehmet, Arzuman, Mehmet Aslanto. Aslanto. <laughs> yani ne güzel bir evlilikti o. Evet. Herkesin gıptayla baktığı. Bitti yani. Çok bir tek burada da şu şüpheli ee, Özgü Özpirinç'i, Umut Evirgen'i Alina Boz'dan daha eski evet. Özgü Özge Özpirinç'inin evet. sakın çocuk yapmayın, erkenden çocuk yapmayın böyle tavsiyesi biraz acaba mı dedirtiyor. Hayatın tadını çıkarın evet. mı demek istedi. Önce bir kendinizi tanıyın. <laughs> önce önce bir kendinizi tanıyın. Birbirinizi tanıyın. Evet. <laughs> Boşanacak olsanız çocuklar ortaya kalmasın demek istemiştir. Evet. evet. Allah da boşalttırmasın ama. Allah korusun. Mutlu olsun. olsunlar. Mutlu olsunlar. Devam evet. edelim. Aynen öyle. Ne kadar yani, dert etmişti bu fotoğraf çekildiği zaman. Her şerde bir hayır vardır. bayağı bir üstümden geçtiler diyor. Gazeteciler e, görüntülemişti. E, Bodrum'da bir yaz. E bak bu sayede onu o dert etti. gelmiş. Dert etti. Vücut yaptı. Bu noktalara getirdi Abi, o. Bunun estetiği de var. Aldırdı. Ama yok de yani. jinekomasi bir şey işlemi geçirmişti yanılmıyorsam. Evet yani öyle bir şeydir. Sporla falan öyle düzelecek ama, bir şey değil. Biraz da yapı meselesi. Tabii sporla da esteti, baktı estetik. kendine. Bunu şöyle liposakşın bilmem falan alır toparlıyorlar. Yani ama adı sadece o ameliyatı yapsa vücudu bıraksa gene şey olurdu. A, yapıyor. Onu toparlatmasa bu hoş bir görüntü değil ama. Hoş bir görüntü değil yani. Ama ben sevmem. O zaman dert ettiği mesele şimdi ne diyor? Keşke o dönem bunu kabul etseydim, bu gelen teklifi kabul etseydim. Bize de bayağı malzeme olurdu yalnız, değil mi? <laughs> Ama ha? bir şey söyleyeceğim, bize malzeme olurdu da o dillerden kurtulamazdı. Yani kurtulamazdı. <laughs> Sütyen reklama. <laughs> Ay buna benzer yıllar evvel Mustafa Sandalla Emre Altu arasında yaşanmıştı hatırlıyor musunuz? Neydi o? Kırlamadın Tabii Emre altı ee, böyle bir böyle Murat Boz'un gibi gömlek açık. Evet. Böyle e. bir poz vermişti yıllar evvelsi. Evet. Mustafa Sandal'da kastırmasıdır ya. Evet. Demiş demiş ki Emre Alt için. senin gibi vücudum olsaydı böyle resim vermezdim. Soyunmazdım doğru. Emre. <laughs> Onun gibi vücudum olsaydı. de ona cevap <laughs> senin gibi sesim olsaydı sen şarkı söylemezdin. <laughs> yıllar evvel iyi hatırladın ha doğru <laughs> doğru yıllar evvel böyle polemikler <laughs> vardı polemiklerin topu. seviyesinin güzelliğine 20 bakın 20 yıl önce oradan <laughs> falan oralara geldik yani ya. daha hızlı gidiyoruz <laughs> bu aynen, tarafa aynen. yani evet. ne kadar birbirlerine naif aynen, takılmışlar aynen yani ama bu <laughs> hakikaten ya bunların hepsi tarih tekerrürden ibaret aslında hep yaşadığımız şeyler evet, devam ya, edelim yıllar yıllar